Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Yepyeni bir The Wandering Village bölümüyle sizlerin karşısındayım. Şöyle bir oyunun müzik sesini biraz daha kısacağım, sanki beni bastırıyor gibi geldi. Sevgili dostlar, The Wandering Village, On bu adı verilen bu kocaman yaratığın tepesinde sevimli köylülerimizle... Hakikaten bana düne nazaran fazla geliyor ses ha. Sevimli köylülerimizle yaşam mücadelesi verdiğimiz bir oyun dostlar. Şimdi YouTube'dan izleyenler, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Hatırladığım kadarıyla geçen bölümlerde şuralara mantar çiftlikleri ekmiştik. Bu mantar çiftliklerinden 10 bunun yiyeceği yemeklerden yapıyorduk. Yemek topçuklarından yapıyorduk. Şuraya bir yere de bir türbüşe koymuştuk. Benim kulaklarımdan bir sorun var bugün ya. Allah Allah. Tamam. Müzik sesi düzeldi gibi. Buraya bir tane mancınık kuruyorduk sevgili dostlar. 10 büyü besleme türbüşesi. Burada biriken mantarları şuradaki türbüşeden 10 bunun ağzına atacaktık. Hani temel olarak şöyle sevgili dostlar. Biz bu yaratığın üzerinde yaşıyoruz, tamam mı? İki seçeneğimiz var. Yaratığa saygı duyup onunla beraber huzur içerisinde yaşayabiliriz. Ya da yaratığı sömürmeye kalkabiliriz. Ki bunu yaptığımız zaman sevgili Onbu'nun pek keyfi yerinde olmuyor. Hani açıkçası şey yapabiliyor böyle. Sizi sırtından atmaya çalışabiliyor. Binalara zarar verebiliyor. Bazı kötü davranışlar sergileyebiliyor. Yani misal veriyorum sevgili Darismund. Prime'in avantajıyla 8. ayında bu arada. Hoş geldin Darismund. Taş elde etmek için bu dikenleri sökerseniz, bunlar Onbu'nun dikenleri. Bunları söktüğünüz zaman size olan güveni azalıyor ve sizi sırtındaki parazitler olarak görüyor. Şey yapıyor dostlar, böyle sallanıyor, titriyor ve sizi üstünden atmaya çalışıyor. Binalarınız falan zarar görüyor böyle. Benim tahıl depolarım yıkıldı. Ben oyunu ilk oynadığımda bu yaratığın güven mevzusunu bilmiyordum. Hani bize güvenmesi gerektiğini, bizle iyi geçinmesi gerektiğini bilmiyordum. Allah ne verdiyse sömürüyordum o hayvanı. Sonrasında bütün binaların falan yıkıldı ve kıtlıktan öldük. Bu sefer de böyle bir olay olsun istemediğim için biraz daha sakin takılacağım. Şimdi research'lere bir dönelim. Bir saniye, öncelikle keşif ekibi dönmüş. Keşif ekibi buradaki ormandan döndüğüne göre, daha dönmedi mi? Keşfediliyor diyor. Yukarıdaki tapınağa gideceğiz. İleride bir onbu yemek yiyecek ama... Bura keşfedilmiş. Tapınağa uygun ekip yok. Burası keşfediliyor. Köylülerin birçoğu zehirlendi. Hayırlar ola. Neden? Mutfak yaptık. Meyve toplayıcı yaptık. Zehirden kurtarmak için onları şey yapmak zorundaydık, değil mi? Neredeydi o? Araştırma binası. Kiler değil. Mutfak meyve toplayıcı değil. Bitki uzmanı yapmamız gerekiyordu. Ama bitki uzmanı yapmak için gereken taş yok. Ha, bitki uzmanını da bu arada yeşillik bir alana yapmamız gerekiyormuş. Ben geçen bölümü sonlandırırken yeşillik alana yapmam gerektiğini bilmiyordum. Yeşillik bir alana yapmamız gerekiyormuş. Efendim sevgili Furkan Bagitli'den 100 bit var. Babışım, YouTube videosumu hazırlıyorsun bilmiyorum. Ama bölmek de istemiyorum. Esenlikler diliyorum. İyi yayınlar. Günün kutlu olsun demiş. Teşekkür ederim. Furkancığım sağ olasın. Sevgili dostum. Estağfurullah bu arada hani... Şimdi biraz oyun odaklı gidiyorum. Arada tabii ki chat'e bakıp iletişim kuracağım. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Dilediğin gibi bölebilirsin. Çok teşekkürler. Eyvallah. Evet bu arada bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Ve Şükrü abi hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. Caner hoş geldin. Merhabalar. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü ve eminim anne babamın da sahip olduğu için çok şanslı olduğunu düşündü. Çok harika bir kız çocuğu tanıyorum. Kendisi nişanlı mı oluyor? Hayatım. Sen her zaman... harika bir insan olarak kalacaksın. Hem annemler için, hem ailemiz için, hem benim için. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Taş ocağının birkaç metre derinliklerinde olan taşlaşmış bir on bu izleri çevriliyor. İzleri takip edip nereye gittiğini görmeliyiz.
daha dikkatli bakmalıyız. Buraya gelmişken kalma izlerini takip etmeye gelmedik. İzleri takip edelim. Kilometrelerce yürüdükten sonra kocaman antik ve sertleşmiş bir dışkı yığını buluyorsun. Okey. Rica ederim Dale Serpentine. Öyle bugün sanırım Dünya Kız Çocukları Günü. Hı. Utandığımdan susmadım dostum. Cümleyi toparlamaya çalışıyordum. Neden utanayım? Utanmalık bir şey yok. Cümleyi toparlamaya çalışıyordum. Hani nasıl böyle daha anlam yüklü, daha duygu yüklü olur ve sıçıp batırmadan söylersin, hani anladın mı? O şekilde. Ben diyorum ya, ben eminim annem babam kendini çok şanslı hissediyorlardır. Müthiş bir, şahane bir kız çocukları var. Benim ana babam da şanslı, şahane bir gelinleri olacak inşallah. Ben de çok şanslıyım, müthiş bir nişanlım var. Öyle yani. Seviyorum kendisini. Şimdi efendim, mutfakta bir yandan çorba kaynatılıyor, bir yandan çorba yapılıyor ama köylülerin zehirlilik durumunu bilmiyorum. Köylülerimizin ne kadarı zehirli? Ne kadarı zehirlendi? 5 kişi falan zehirlenmiş. Abuuu! Allah'tan hareketlenmeye başladı da kalkıyor mu ayağa? Nihayet ağzımıza tükürdün çünkü zehirle. Ha bismillah, yavaş kalk, yavaş yavaş. Bu arada biz meyve topladığımız yeri falan komple kilitleyip kapattık. Komple kilitleyip kapattık çünkü adam lazım. Efendim sevgili Furkan Vagitli'den 100 bit var. Senin nezdinde bütün kız çocuklarının gününü kutluyorum. İyi ki kızlarımız ve kadınlarımız var. Ve başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın" sözüyle bitirmek istiyorum. Yengem senin de günün kutlu olsun demiş. Furkan ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Holy Phoenix'im, o senin güzelliğin, sağ olasın. İyi yayınlar dileğin için çok teşekkür ederim Fly'e, sağ olasın. Ama şimdi ben bunu söyleyerek arkadaşlar güne ele verdim. Ben bu videoyu kim bilir ne zaman atacağım. Niye böyle bir şey yaptım ben? Beyler, video izlediğiniz gün çekiliyor. Hanımlar beyler, sakın sakın farklı bir şey düşünmeyin. Yani 3 ay önceki depo videoyu izlediğinizi düşünmeyin. İzlediğiniz gün çekiliyor. Yok, şaka bir yana 1-2 gün fark falan vardır. O işin esprisi, mübalağası. 3 aylık video stoğum olsa biraz ortalıktan kaybolabilirim. Acıcık. Acıcık ucundan. Tamam, şimdi yaratık hareketlenmeye başladı. Zehir oranı yok. Ama bizim zehirlenmiş köylülerimiz var ve bunların nasıl tedavi edileceği konusu birazcık muallakta. Sanırım şu bitki uzmanını hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor ama popülasyon miktarım gerçekten sınırlı kaldı. Bu popülasyon miktarı sınırlı kalmışken hemen şu tapınağa bir ekip gönderelim. Aga, bir de bir sorunumuz var gibi. Bu fırtına bize girecek galiba ya. Abi her türlü o fırtınaya gireceğiz gibi. Onbu'yu biraz dinlendirsem dinlenir mi acaba? Kaktüs ekimini falan araştıralım. İlerleyen zamanlarda farklı biyomlara girebiliriz. Canım. Bak, sana ne diyeceğim? Bir durcan mı? Fırtına geliyor galiba ya, biz çok... Aaaa. Koşsan. On bu komutu dinliyor. Küçük bir fırtına köyünün üstünde beliriyor. Bir bina çöktü. Evet, fırtına girdi bile bize. Bir bina değil, bütün binalar çöktü. Ben de bundan korkuyordum abi. On bu koşuyor. Allah razı olsun kanka da o bize girdi. Yani tam olarak içimize girdi. Ya koşmana gerek yok artık. Yani yürü. Kafana göre takıl. On bu yürüyor. Yürü yürü. Yani düzüldük zaten, artık yapacak hiçbir şey yok. Stoklarımıza bir şey oldu mu? Allah'tan stoklarımıza bir şey olmadı. Yani şuranın ne malzemesi kaldı, ne bir şeyi kaldı. O fırtına bize çok kötü girdi ya. Yani Ombu'nun uyandığı vakitle falan çok çok kötü denk geldi. Şimdi bak ne yapmalıyız biliyor musunuz?
Gerekli olmayan bütün işleri kapatıp ya Ombu'ya yemek yetiştirmek gibi, Ombu'ya mantar toplamak gibi gerekli olmayan bütün işleri kapatıp bir köyü şey yapmalıyız abi. Plank de üretme artık, kapat. Kapat dükkanı, hatta sadece tarla işlesin. O da ne olur ne olmaz anamız ağlamasın diye. Pancarlar falan dursun. Başka bir yerde adam çalışıyor mu bilmiyorum. Acil durum ilanı gibi düşünebilirsin. Sadece şeydekiler çalışsın. Keşif ekibindekiler çalışsın. Fırtına kötü geldi ya. Fırtına gerçekten kötü geldi. Birazcık böyle bir ortalığı toparlarsanız çok şahane olur. Odun mu yok? Malzeme mi yok? Yani toparlayın abi. Kaç tane işçi var boşta? Çalışan 13. İşsiz 6. Genel işçiler, taşıyıcılar. Taşıyıcıları falan da kapatıyorum. Herkes bir işe yönelebilir mi? Hani mekanı falan yeniden toplayın. Sadece yemekhanedekiler ve çorba yapanlar çalışıyor, tamam mı? O da yemek stoğunu sürekli düzgün tutalım. Yemek stoğunu sürekli zirvede tutalım diye. Sadece keşiftekiler ve yemektekiler. Keşif ve yemektekiler hariç kimseyi çalıştırmak istemiyorum. Hemen ormana bir adam gönderebiliriz. Birazcık minik bir kriz anı yaşandı. Bu kriz anını olabilecek en verimli şekilde değerlendirip hemen bütün işi bitirmem gerekiyor. Fazla iş yüklemeyelim adamlara. İşlerini bitirebilsinler, işlerini yapabilsinler. Hatta mümkün mertebe uzaklardaki işleri iptal edelim. Şu evleri falan yeniden yapsınlar. Efendime söyleyeyim, ondan sonra burası. Sevgili dostum, köyde zehirlenmeler olabiliyor. Şurayı en azından bir çevresini ve hani yanlarındaki iki kareyi iki kişi ekim için kullansın. Geri kalanları boşta kalsın lütfen. İleride neyi açarız sadece? Ombu'yu besleyenleri falan açarız belki. O da belki. Taşlar toplandı, odunlar falan toplanacak. Nereye gidiyor bunlar? Ha, türbüşe yapmaya da gidiyor olabilirler. Ombu'nun türbüşesine malzemeler yerleştirildi mi bilmiyorum ki. Kısa süreli sıcaklık düşüşü. Dondurucu bir havada geziyor galiba sevgili Ombu. Düz gitmeye devam edebilirsin ya. Biraz üşümekten yana bir sıkıntı olmaz. Arızayı giderdik mi? Galiba giderdik. Arızayı gidermeyi başardık çok şükür. Yok yok, toplar hayatım ya. O kadar hasar yok. Toplar. Dele Serpentine, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel sözlerin için çok sağ ol. Bak, 6 bilgi birikimim var. Ben buradan buğday ekimine falan değil de abi, direkt ormancıya yöneliyorum. Ormancı fidan diker ve büyümüş ağaçları keserek odun elde eder diyor. Direkt şu ormancıyı bir yapalım. Ormancının zaten şeyle bir alıp veremediği de yok. Bakın, burada bir tane de anne ağaç olması lazım. Bu anne ağaç etrafa, büyük anne ağaç. Bu ağaçlar etrafa zaten şey yapıyorlar. Odun getiriyorlar. Şuraya bir tane ormancı kurarız. Buraya bir yere. Bütün ormandan faydalanırız. İşçiler bir işlerini yapsınlar yavaş yavaş. Güzel. Şey de tamamlandı. Buradaki tribüşe de tamamlandı. On bunun ileride yemek yiyecek yeri var. Çok güzel. Sıcaklık da normale döndü. Şeydekiler ne alemde? Keşiftekiler. Tapınağa bir ekip gönderelim. Harabe yerleşkeye falan bir ekip gönderebiliriz. Şu çocukları kaçırmasak çok sevinirim ama kaçacak galiba o çocuklar ya. Ah be. Şu insanların artık 19 kişi, 18 kişi mi? Yapma be. Kim öldü? Massimo zehirlenerek öldü. Aga. Bu şifalı bitkileri falan biraz daha erken yapmalıydık. Hala zehirlenen birileri var mı? Evet abi, 5 kişi zehirlenmiş durumda. Keşif ekibi geri döndü ve bir tane rehberlik puanı getirdi. Peki. Şunlara yollayamıyor muyum keşif ekibini ya? Yani sevgili dostlar, ağlamak için değil de keşif ekibi gönderebiliyorsam madem, bak. Buraya keşif ekibi gidiyorsa buraya gitmemesi için hiçbir sebep yok. Yol üzerinde bekleyin. Bizi bekleyin.
şu yöne doğru gelin falan gibi bir etkileşim kurabilsek ya diğer insanlarla. Sonuçta onlar da insan, keşif ekibi de insan. Bize katılmak ister misiniz? Şurada bekleyin gibi. Geliş gidiş rotasyonunu da ayarlayamıyorum da. Bunlar umarım kısa sürede büyür. Çünkü zehirlenmiş çok adamım var ve yani popülasyonum biraz daha eksiye düşerse popülasyonum zaten ölüm tehlikesi var gerçekten. Allah'tan hani yemek, çorba, kaynak falan bunlar geliyor bir şekilde de on buyu besleme fikrinden vazgeçtim zaten. On bu yemek yemeden geçti. Aslanım rica etsem koşar mısın? Allah razı olsun. Hadi geldik la. Hadi yakaladık la. Şşş. Hadi yakaladık. Ha gayret yakaladık. On bu depar at gözünü seveyim. Keşif ekibi 20 tane ekmek getirdi. Abicim kocaman gelen dev yaratığı görmüyor musun ya? Kaçtı mı? Ombu fazla yoruluyor böyle. Aha geldik. Ombu komutlarınıza güvenmiyor. Oturup uyumaya mı karar verdin? Ombu oturuyor. Tam buraya oturman iyi aslında. Belki geri dönerler diyeceğim de yok bunlar göç ediyor ya. Abi adam almak bu oyunda imkansız gibi bir şey galiba yani. Herhalde imkansıza eşdeğer bir şey. Babacım kaynağım var. Adamım var, yemeğim var. Bunlar aşçılar mı? Ekmekle geri dönmüş biri. Pancar çorbası yapmıyor musun artık? Full mü pancar çorbası? Herhalde 120 taneye kadar gıda depolanabiliyor. Pancar çorbası fullse artık burada bir kişi çalıştıralım. Yani madem pancar çorbası ağzına kadar dolu artık. Bir kişi çalıştıralım, diğerleri de boşta dursun. Şifalı bitkilerle zehirlenme sürecimiz kötü zehirlenmiş 3 kişi. 4 kişi zehirlenmiş. Abi lütfen ama şu zehir konusuna şifalı bitkiler kullanarak hastalananları iyileştirir. Hemen şurada 3 adam çalıştırıp bir tane köy doktoru kurabilir miyiz şuraya? Şifalı bitkileri direkt alıp yiyorlar zannettim ben. Hani banished mantığı hatırladın mı? Banished'de şey vardı böyle. Hatırlıyor musun bilmiyorum hani Banished'de ne olurdu abi? Şuradan biraz taş üretsinler de. Üretirlerdi direkt yerlerdi yani herbalist. Üretir eyvallah bunu herhangi bir şekilde işlemeye gerek kalmazdı. Şu an ben bunun içinde geciktiğim için galiba bir save'imiz daha patladı dostlar. Sanırım bir save'imiz daha gümbürt. Ya da hızlıca şuradan taş gelecek ve günü kurtaracağız. Hayır bir de insanlar da ampute kardeşim gelmiyor ki. Gelemiyor ki herifler daha doğrusu. Gelmiyor ki demeyeyim de gelemiyor ki. Abi tamam daha fazla taş levha istemiyorum. Kapat orayı geri. Çorbacıda durum ne alemde? Çorbacıda hadi iki kişi çalışsın bir yerine. Üç değil de iki kişi çalışsın. Çorbayı fullesin tekrar. Köy doktoru. Abi köy doktoruna da iki kişi yeter inşallah. Hadi bakalım dur belki yeter. Köy doktoru inşa edildi. Keşif ekibiniz geri döndü. Bir keşif ekibi daha gönderelim de sağa sola. Şuradaki tapınağa da bir ekip gönderelim. Peki şifalı bitkim yok mu 15 tane? Abi var. Ya 10 tane var. İlla 15 tane olmak zorunda mı? Hızlıca bir şifalı bitkiden bir şeyler yapsak azizim. Biz galiba büyük sıçtık. Biz galiba büyük sıçtık abi. Yani 10 buyu beslemek yerine yani 10 buyu besleyip onun üzerinden ilerlemek yerine önce bir köyü kurtarmalıydık galiba ya. Mısır ekimi Baraka dur. Ormancı. Hayatım Ombu'nun güvenini kıracak hiçbir şey yapmadım ki. Yani kayalarını kesmedim, bir şey yapmadım. Ya aç da değil aslında. Aç olsa besin atarım da. Şu an zehirlenen... Aa tamam zehirleri bitmiş. İyi çok şükür. Tedavi etmişler demek ki. Abi lütfen her daim şifalı bitki bırakalım yanımızda. Şükür.
Onbu bağırsaklarını boşaltıyor. Onbu yiyor, içiyor ve sıçıyor abi. Nabız 2-1. Allah'ın cezası. Onbu'yu besle. Onbu'ya yemek fırlatın. Onbu'nun açlığı %20 azalır ve size güveni artar. Tamam, Onbu'ya bir topçuk attım. Hayvanı besledim. Peki şu an Onbu'nun bana olan şeyi ne kadar? Güven seviyesi ne kadar? Şu an çoğu yer kilitli. Boşta çok işçim var ama çalışabiliyorlar. Şimdi kaynak eksik. Köy doktorunda fazla adam tutmanın bir lüzumu yok. Yani sonuçta kaynak olmadığı sürece burada yapacak bir şey yok. Birazcık şifalı bitki toplamak mantıklı olabilir. 35. güne gelmişiz bu arada. Şuradaki alanı çalıştırıp böyle hatunun dediği gibi bir on boyu besleyecek şey lazım. Randver Prime'in avantajıyla aramıza katılıyor bu arada. Hoş geldin Randver. Merhabalar. Ve Şahin'im. Hoş geldin Şahin'im. Nasılsın? Medikil merhabalar. Hoş geldin. Sefacan aleyküm selam. Hoş geldin. Tamam. Onbu'nun güvenini kazandık. Birazcık şifalı bitki stoklasak iyi. İki adam burayı idare ediyor ya. Köy doktorunda da bir kişi kalsa yeterli. Kaynağı var, şeyi var. Hani zehirlenen olursa köy doktoru onu tedavi eder. Sularımız gayet iyi durumda. Gübremiz var. Gübreyi nasıl işleyeceğiz bilmiyorum. Aa bak, araçlardan gübre. Gübre kullanırsak verimlilik artar diye tahmin ediyorum. O yüzden hiç gübre kullanımına şimdilik girişmeyelim. Pancarda 3 kişi var. Çorbacıda 2 kişi var. Boşta biraz adam var. Aa, ben keşif ekibini unuttum gene. Henüz zehirli bitkiler tarafından yutulmamış nadir yerleşim yerlerinden biri. Aha, bazı köylüler Onbu'ya katılabilir. Lütfen. Abi lütfen. Yani bizim yerleşim yerindeki insanlar mutludur herhalde. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Yeni bir ev arayışında olan bir grup göçebeyle karşılaştın. Bazıları zehirlenmiş durumda ve yakında ölecekler. Köyünüze katılmalarına izin verecek misin? Köyünü al. Herkesi alır mısın abi köyüne? Sağlıklı 2 kişi, zehirlenmiş 3 kişi. Biz tedavi ederiz. Biz tedavi ederiz. Yürüyün abi, doktorda çalışın. 2 kişi doktorda. 2 kişi şifalı bitkilerde. Tedavi ederiz anam. Ölmezler, ölmezler. Bir şey olmaz. Tedavi ederiz. Biraz insan gelsin ne olur ya. Zırıl zırıl ağlayacağım gerçekten. Bak şu şey de bitsin. Şu işler de bitsin. Ne yapacağım? Ormancı yapacağım bak. Ormancının araştırması yapılıyor. Şu ana ağaçların olduğu yere, etrafa sürekli ağaç spamlıyor ya bunlar. Bir ormancı kurup ortalığı falan böyle baya baya yeşillendireceğim. Şimdilik şu evlerin yapımı falan bir bitsin. Marangozda çalışan yok. Taşçıda bir kişiyi bırakıp hani yeterince ahşap kalas var da taş levha yok. Böyle idle taş biriktirebiliriz. Şöyle birazcık taş toplayabiliriz ortalıktan. Sevgili Onbu Bey, sizin ya da hanım, bilmiyorum. Onbu'nun cinsiyetiyle alakalı bir fikrim yok. Sevgili Onbu, sizin dikenlerinize dokunmuyoruz efendim. Hiçbir şekilde. Bir daha fırtına var. Allah'ım. Yeni av arayışında olan köylüler. Abi lütfen gelin. Sağlıklı aç 2 kişi. Biraz koşsam aslında Onbu. Geri gelene kadar gitmiş olur herhalde. Ben ne olur ne olmaz koşturayım mı? Allah rızası için koş. Bak, ileride de uyuyacağın yer varmış gibi uyursun. Koşmaya devam. Şansımıza fırtına şey yapmadı. Bu arada buralarda tapınağa falan gidebilir bizim keşif ekibi. Tamam, kuyruğu kurtardık.
Eyvallah Hombu. Uyunacak yere geldin. İstersen uzan dinlen. Oh. Dinlen kral. Oh. Sonunda ya. Kamerayı Ombu'nun statlarının altına. Bir şey mi kapatıyor hayatım orada? Tabii ki alırım. Hiç önemli değil. Bir şey mi kapatıyor acaba orada? DLC versiyonunu mu aldın sen oyunu? Abi oyunda DLC mi var? Varsa alırım bu arada. Bu oyunun DLC'sine para vermekten çekinmem. DLC paketi olarak ne var bilmiyorum ama. Soundtrack var ya. O kadar bilmiyorum ya. Müzik içeriği arttırsa sıkıntı yok da müziğe gerek yok. Keşif yerlerinin özelliklerini kapatıyor. Tamam hayatım, uyardığın iyi oldu. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Güzel bak, uyardığın iyi oldu. Statların oraya mı alayım diyorsun, şuraya? Tamam. Teşekkür ederim. İyi, en azından şey yok ama burada hava kuru. Hava kuru olduğundan dolayı su yok. Neyse ki yeterince su depolamıştık. Birazcık suyu idareli kullanırsanız tatlı olur aslında. Toplam kişi sayısı, toplam konut sayısı. İşsiz bir kişi boşta. Hiç iş yok mu? İşte araştırmaya falan yardımı dokunur. Biraz suyumuza sahip çıkmamız lazım. Su üretmenin başka bir yolu var mıydı acaba? Hani araştırmada şurada burada. Köy için misal. Yel değirmeni ve fırın geliyor hani buğday yetiştiriciliğinden. Peki buğday şey mi hocam, her yerde gidiyor mu? Zehirli bitkilerin yayılmasıyla mücadele eden yakıtı biyogaz ve Ombu safrası. Biyogaz kullanırız herhalde. Gözlü kulesi, normal kulübe, taş yol. Taş yola gitmeyiz. Kaynaktan var mı? Kaynaktan gübre yığınına geçip gübreyi yakıt olarak kullanacağız. Cam ustası, laboratuvar. Demir ocağına falan gitmeyeceğim bu arada. Hani Ombu'nun sağlığını tehlikeye atmayacağım. Nem yok burada. Bir an evvel dinlensin de bir. Bir an evvel dinlense de kendine gelse. Ortalıkta ağaç bırakmamışım bu arada. Kerestedeki agayı da çalıştırtabiliriz ya. Bir miktar da kereste ve taş iyi olacaktır yani. Bir miktar kereste ve taş iyi olacaktır. Hava kuru, buralardan ilerleyelim de sevgili Ombu. Ay. Çöle girdik. Şu taş ocağına falan bir ekip gönderelim. Hocam, kuru havalarda ne yapacağız? Araştırma ağacı. Gübre yığınına doğru ilerle. Kuru havalarda ne yapacağız? 122 birim suyumuz kaldı. 122 birim suyumuz kaldı abi. Kaktüs eksek. Kaktüs bu sıcaklarda yetişiyordu galiba, değil mi? Abi yemek yeterince var, hani çorba falan yeterince stoklu. Biz şey yapalım, çorba falan stoklayalım. En olmadı meyveler falan var hani. Meyvelerden yana yatmayız da kaktüs büyüyor değil mi? Aynen, kaktüs büyüyor. Abi kavurucu sıcakta hızlıca kaktüs ekip kaktüsle beraber böyle bir köyü toplamamız lazım. Keşif ekibi geri döndü, 14 tane daş getirdi. Harabe yerleşke. Burada birkaç çaresiz insan olabilir. Alırız, yanımıza alırız onları da. Merhabalar Norseman, gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın dostum? Eldeki pancarları pancar çorbası yapsın da. Çorbalar ayrı mı oluyor? Mısır hamuru, meyveli mislu. Topladığımız... Ya aslında şey yapabiliriz bak. Pancarlar stokta kalsın, tamam mı? Aşçı sayısını üçleyip meyve yemeği yapıp meyveye de 3 adam verelim. Hani full etraftaki meyveleri toplasın, anladın mı? Pancarlar falan kalsın.
Bununla beraber burada geri kalan tüm her şey, bak pancarlar falan mındar orada ya. Abi büyümesini falan bekleme. Hasat görevini kaldır. Ekinlere hasat et. Büyümesini bekleme. Kaktüsler hariç hepsini, yani kaktüsleri de hasat et orada, yapacak bir şey yok. Abi hızlı olur musunuz? Özellikle şu konuda. Özellikle bu konuda hızlı olmazsanız anamız ağlayacak. En azından şu kaktüsün görevini iptal edelim. Herkes kaktüs eksin. Daha ne kadar kavurucu sıcakta olacağım bilmiyorum da. Şu kavurucu sıcakta bak yetişiyor kaktüs. Yetişsin, su versin yani. Yemeği meyveden karşılayacağız artık. Kaktüsler su verecek artık. Buradaki hava şeyleri kullanılmıyor. Önümüzde ne kadar daha böyle gidecek süreç? Kum tepesi. Taş ocağı, kum tepesi. Şuradan güneye mi gitsek acaba ya? Biraz daha ilerleyelim de nerede ne var bilmeden hareket etmek istemiyorum şu anda. Biraz daha ilerleyelim. Kaktüsler kavurucu sıcakta hızlı büyüyor. Kavurucu sıcakta hızlı büyüdükleri için bir şekilde bir yolunu buluyorlar. Yani su kendini dengeliyor. Meyveyi toplayan da var. Meyveden meyve misli yapan da var. Hani meyveyi yemeğe çeviriyoruz. Elimizde pancarlar da var bu arada. Meyveler bitince pancarları da yemeğe çevirebilme opsiyonumuz var. Araştırma daha bitmedi. Araştırma bitsin, bir tane de ormancı koyacağım ama. Şimdilik keyifler yerinde gibi de ombuda aç gibi. Mantar için de su harcayacağız. Ombunun yemeği. Abi 3 kişi ombuya mantar katsın. İyice mantar steklendikten sonra da yemek yapalım. Hala yemek var bu arada. İlerisi rahat bir yere gidiyor sanırım bak. Ombunun beslenme noktasına da gidiyor. Ormana ekip gönder, buradan kuzeye doğru ilerlemeye devam et lütfen. Herhalde çölden kurtulacağız emin olmamakla beraber. Yani kaktüs dışında burada alabileceğimiz bir su kaynağı yok. Aslında şöyle bir şey yapıp, bakın dostlar nasıl bir şey yapmalıyız biliyor musunuz bence? Burada bir tane daha tarla kurup, buraya bir tane daha tarla kurup sevgili dostlar, şöyle yakına bir yere. Ormancıyı zaten şu ortaya bir yere koyarım muhakkak. Şuralara bir yere. Bir tane daha tarla kuralım. Tarlanın biri sadece kaktüs için ekim yapsın. Tamam mı? Araştırma ağacını aç. Ormancıya gittik. Bir tane ormancı koyacağız. Gübre yığınına gittik. Lan ormancıyı biz araştırdık çoktan değil mi? Mısır. Mısır sıcağı çok dayanıklıdır. Az su ister, yavaş büyür. En olmadı hani bir yerden de full sıcak biyoma gidersek. Sıcak ve kuru biyoma. Bir yerde kaktüs, bir yerde mısır. Yani misal bir 3 adam sürekli kaktüsle çalışıp su getirecek bize. Kurak yerdeysek şayet. Geriye kalan arkadaşlar da şey yapacak burada. Yemek kasacak. Zaten şifalı bitki stokluyoruz deli gibi. Şifalı bitki sürekli kalacak. Doktor miktarını 1'e düşürebiliriz örneğin. Doktor miktarı 1'de kalabilir. İşlenmiş taş ve normal taşlar geliyor. Taş işleme yerini kapatalım. 25 tane taş levhadan sonra daha da taş aramayız diye düşünüyorum. Tamam bak, buraya da bir tarla yapıldı. Şimdilik buradaki tarlayı kapatsak mı? Şimdilik buradaki tarlayı kapat. Dur, biz ne yapacaktık? Ormancı. Tezek toplayıcı, ormancı. Bak ormancıya şu ortayı verelim. Anne ağaçların yanında daha çok iş yapar dedi ama. Fidan diker ve büyümüş ağaçları keser. Anladım. Şuraya kursak kafidir ya.
Oyunda şöyle bir hikaye var, arka planı hikayesi olarak. Bütün dünya zehirli gaz bulutuna teslim olmuş vaziyette. Bütün dünyada zehir var. Aha bak, nemli ve hava sıcaklığı da normal. Ombu yemek yiyor, afiyet olsun ombu. Zehir düşük, hava sıcaklığı normal. Yani normal olduğu için ne oluyor? Artık kaktüsler büyümüyor. O zaman buradaki yeri kapatıp, şimdi misal buraya full kaktüs ekmenin lüzumu yok. Buradaki kaktüsleri kapatıp burada pancar. Pancarın zamanı mı? Zamanı galiba. Hızlıca dördünü de burada pancara veriyorum. Ya da kaktüs ya da pancar. Pancar. Pancara veriyorum efendim. Şöyle. Tamam mı? Kaktüsler nasıl olsa çürümüyor, bozulmuyor. Kaktüsler burada dursun. Şimdi buradaki su toplayıcılar çalışıyor. Şayet ki tekrardan kurak alana geçersek ne yapacağım? Buradaki kaktüsleri ortadan kaldırmayacağım. Yapacağım iş belli. Şuraya da bir orman inşa edilecek. Doğrudan kaktüse yöneleceğiz ve yemek ihtiyacını da meyveler karşılayacak. Şimdilik meyvelerden de bayağı bir meyve muslisi yaptık. Pancarlar böyle bir ekilmeye başlasın. Aslında 120'den fazla pancar stoklanmıyor. Yani meyve muslisini buradan pancar çorbasına çevirip meyve toplayıcısını da fulletip kapatabiliriz. Hayatım, ormancıyı bir şekilde kurarlar ya. Bence acelesi yok. Toksinlerden arınmış temiz hava. Ombu oturuyor. Otur ombucum, otur. Yat, dinlen. İleride senden gübre de alacağız. Sana mantar da biriktiriyoruz bir yandan. Elimizde yeterince su kaynağı var çünkü. Pancarlar birikiyor. Pancar çorbaları yapılıyor. Meyveler ağzına kadar doldu. Meyve fullendi. O halde meyvedeki adamları alıp başka yere verme zamanı, ne yapma zamanı? Öncelikleri Patu'nun dediği gibi ormancıyı inşa ettirme zamanı. Tribüşeden şeyi besleyebiliyoruz, ombuyu, ama şu anlık beslemeye gerek yok. Keşif ekiplerini unutmayalım. Her zaman için ormanlara keşif ekibi gitsin. Farkında mısınız bilmiyorum, çok tatlı ilerliyoruz bu arada. 28 adamımız var ve şu an buradaki adamlar diyor ki 90 tane şifalı bitki stokladım. Bu 90 tanenin üzerine artık daha fazla stoklayamıyorum diyor. Ne yapılabilir? Köylüler için her türlü yiyeceği depolayacak bir kiler ve ekstradan bir su deposu. Buraya kiler ve su deposu kurulabilir. Buraya da şurayı da bir ekim alanı olarak alınabilir. En azından tatlı ve keyifli olur. Ormancı halledilsin bir yandan. Taş konusunda sıkıntımız var. Dışarıdan toplamayı deneyeceğim. Ombuyu yiyemem. Yo, dışarıdan toplamaya yapmama gerek yok. Sevgili ombunun üstü taş dolu. Dikenlerini sökmeyeceğim hayvanın. Hava sıcaklığı normal, bölge nemli. Zehirlenme durumu yok. Ama daha fazla adam stoklarsak tabii ki iyi. Alan belirle. Bu ağaç ekecek galiba. Ağaç ekecek ve kesecek. Fidan diker ve büyümüş ağaçları keserek odun elde eder. Alanlar çimen üstünde belirtilmelidir. Tamam. Şöyle bir alanı kapsasa. Çok mu büyük oldu acaba? Hani imkan olan bütün alandan faydalansak? Çok mu gereksiz oldu? Hani hem ekecek hem biçecek. Burada 3 kişi sürekli çalışacak. Gerekenler ağaç fidanı. Var mı bizim ağaç fidanımız bilmiyorum ki. Odun topluyor da. Ağaç fidanı bir yerden mi bulacağız? Keşif ekibi geri döndü mü? Döndü. Mısır ekimi araştırıldı. Buğdaydan yel değirmeni ve fırına gidip ekmek de yapılabilir. Temizleyici. Temizleyiciyi bir açalım da zehirli bitkiler falan yayılmasın. Şu an için ombuyla durumumuz iyi. Keşif ekibi nerede? Buralarda. Zehirli ormana gitmem. Normal ormana gidip etrafı keşfetmeye devam edelim. Ombu için nasıl bir güzergaha gideceğimizi bilmiyorum ama ombuyu bir tık besleyelim.
Ne kadar da tatlı yürüyor görüyor musun? Böyle kafayı sallaya 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 sallaya. Yavaş yavaş. Hop, afiyet olsun. Ombu kuyruğunu sallıyor. Bu mutlu olduğu anlamına mı geliyor? Alanı keşfediyor ama bizim ombu bastırarak gidiyor. Keşif ekibin geride kaldı ve cortu çekti falan olmuyordur inşallah. Güzel. Ombu mutlu. Ombu sağlıklı. Ombunun yemeği var. Şimdi biraz mantar depolayıp ombuya yemek yapacağız. Var mı boşta işçi? 4 kişi var diyor. Dur. O boştaki 4 kişi taşları falan toplayacak. Sakın. Ve sakın. Sakın abi, ombunun dikenleri sökmüyoruz. Ormancılar tarafından ağaç fidanı dikilir. Gerekenler ağaç fidanı. Abi sadece ekim yapamıyor muyuz? Ağaç fidanını nasıl elde edeceğim ben? Ağaçları kestikçe fidan elde edilmiyor. O durum biraz farklı işliyor gibi. Baksana. Ya tamam, sağlam odun geldi ve anne ağaçlar falan hala var. Anne ağacı mı kesmemiz gerekiyor acaba? Fidanlık tarafından toplanabilen fidanlar üretir. Odun için hasat edilebilir. Abi, biz yanlış yaptık. Önce fidanlık kuracaktık. Yanındaki ağaçlara, ana ağaçlara, onlara zarar vermeden fidan toplar. Verimlilik %67, verimlilik %100. Şuraya kuracaktık bunu. Taş kalmadı tabii. Abi, durun. Durun. Tamam, her şeyi bırakın, durun. Her şeyi bırakın ve durun abi. İnşallah fidanlığı kurarken ana ağaçları şey yapmıyoruzdur. Fidanlıktan ağaç gelecek. Fidanlıktan gelen ağaçlarla hareket edeceğiz. Keşif ekibi geri döndü mü? Umarım geri dönmüştür. İlerisi neresi? Soğuk bir alan gibi. Artık gidiyoruz oraya da. Küçük spor bulutu. Zehir. Abi zehir gelsin. Şifalı bitkim var. Korkmuyorum zehirden. Madene bir adam gönderelim. Keşif ekibi geri döndü falan filan. Yeterince taşımız yok. Agaların taş toplaması gerekiyor. Büyük kaya. Yakındaki taş ocağı tarafından taş çıkartabilir. Ama taş ocakları ombuyla aramızdaki ilişkiye zarar veriyor. Bak, buraya bir yere bir tane tezek toplayıcı koyup ileride yakıt gerekecek ya. Şuraya bir yere tezek toplayıcı koyup ombu her sıçtığında boku toplayabiliriz. Bu alternatiflerimiz arasında. Şuna bir öncelik verebilir misin? Teşekkür ederim. Fidanlığı kurabilirsek harika olur gerçekten. Şey ne alemde? Malzeme depomuz yok yeterince. Hava şartları normal, nemli, düşük, baraka. İleride baraka da yapılabilir. Temizleyici yapıldı. Ombu'nun yemek sıvılaştırıcısı, uyku tulumu. Ombu'ya uyuması komutunu verir. Uyku noktalarında daha iyi uyur. Ombu'yu okşa. Zehir Ombu'yu zehirlemesin. Ombu doktorumuz var da kurmadık galiba Ombu doktorunu. Kuralım. Zehirlendiğinde sağlığını arttırmak için doktor göndermemizi sağlayacak bu. Meyve yerlerine dokunmadan şuraya bir yere kuralım mı bunu? Şu araya yerleştiririz. Ama önceliğimiz şu fidan şeyisi. Ombu dağlar bölgesine girdi. Dağlar dağlar. Soğukta yetişiyor muydunuz Bay Pancar acaba? Dondurucu. Dayı, soğuğa ne dayanıklı, ne ekeceğiz? Yok, büyüyor büyüyor, Allah var, büyüyor, tamam. Büyüyor, büyüdüğü için sıkıntı yok. 3 kişi çalışıyor pancar çorbasında. Hala yetiştirdiğimiz pancarı hızlıca çorbaya çeviremiyor galiba. Su var. Sudan yana sıkıntı yok. Kaktüs burada büyümez. Ki büyüse de zaten bizim kaktüsü almaya niyetimiz yok. Zira hani
Bir su kıtlığı bir şey yok. Fidanlığı hala yapamadık çünkü elimizde taş yok. Taş toplamaya adam yolluyoruz, geliyor. On bu durmuyor mu? Yorulunca durur. Uyuyacağı zaman durur. Taş ocağına ekip gönder. Tapınaklara falan da adam göndermek lazım. Keşif devam ediyor. Fidanlık inşa edildi. Abi nihayet. Bu bizim odun ihtiyacımızı tamamıyla karşılayacak. İki kişi fidanlıkta çalışsa yeter. Gün 49. Taşlar falan toplanıyor. Pancar çorbası yapılıyor pancardan. Ama sanki pancar çok verimli yetişmiyor. Yani 5 kişi olmalarına rağmen dikemiyorlar gibi pancarı. Şu yanlara falan dikemiyor baksana. Fidan topladınız mı? 2 tane. Dur fidan toplansın. Bu arada fazla tarım yapıyoruz. Depolar dolu olduğu için su üretmez diyoruz. Ama boş. Abi su depolarımız sıfırı çekmiş vaziyette. Kaktüsler sıçtı galiba. Göçebeler köyünü al. Gel. Bir sağlıklı, 3 zehirlenmiş kişi. Halledilir. Konut. İnşa ederiz. Çadır yaparız ya. Şuralara şöyle bir 4 tane çadır yapsak yeter. Fazla bile gelir. Şu an benim çözemediğim şeyler var. Bak nem durumu normal. Nem durumu normalken su toplaması gerekiyor. Depolar dolu olduğu için su toplamıyor. Bizim kesinlikle taşıyıcıya 2-3 adam vermemiz lazım. Bak buradan bunu anlıyorum. Taşımada 3 adam olacak ki buradaki suyu alıp depoya, buradaki suyu alıp depoya, buradaki sucular işleyecek. Çünkü şu an sucular taşıma işlemi olmadığından dolayı işlemiyor. Fidan toplanıyor mu? Toplanıyor. O zaman buraya 2 adam daha koyarız. Ya da 3 adam. Ağaç ekimi dikimi önemli. Ve şeyi kapat. Kalası kapat. Allah aşkına ne yapacaksın o kadar kalası? Sadece şu taşçıyı bir açalım. Ombu doktorumuz tam kadro burada. Ombu esniyor. Ombu oturuyor. Ombu ağzını bir açtı zaten. Alayımızın aklını aldı. Oğlum ileride uyuma alanın vardı. Uyuma alanında rahat uyurdun. Ombunun zehir seviyesi %20. Ombunun bazı yaralarını iyileştirir ve sağlığının %20'sini yeniler. Ombunun size olan görevini artırır. Ombuyu okşa. Görev için bir ilerleyin de bir panzehir hazırlayın bakayım. Bir de bir baraka inşa edelim. Hayatım soğuk havada ne vereceğiz kendisine bilmiyorum ki. Dıpıs dedim. Panzehirini verdim. Aynen bak zehir miktarı azaldı. On bu üzerinde yaşarken kendisine değer verdiğimizi biliyor. Abi hasatı kapa sadece ekim yap. Hasatı kapa. Ama onun için de fidan lazım galiba. Buradaki anne ağaçlardan fidan alması lazım. %100 verimlilikte çalışıyor diyor. Sayısını azaltırız buranın ya. 2 kişi sadece ağaç eksin. Burayı bir ağaçlandırsın. Şuraları da birileri kaldırsa iyi olurdu. Pancar çorbası falan yetmiyor. İkinci bir mutfak lazım galiba. Keşif ekibi geri döndü mü? Abi keşif ekibi şu an ağzına kadar dolu malzemeyle döndü. 5 tane demir cevheriyle. Oyun şahane gidiyor bu arada dostlar. Şöyle yapalım. Maceramıza gelecek bölümde devam edelim efendim. Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Oyunu çözdük gibime geliyor. Birazcık hani üretimimiz fazla. Üretim tüketimi karşılıyor. Suyla alakalı biraz sorun yaşadık çünkü su depolama alanları yeterince iyi değildi. Depolama alanlarının sayısını zaten illaki arttıracağız. Yeterli gelmiyor anladığım kadarıyla. Taşıyıcılar falan da yetmiyor. Su depolarında falan az miktarda su var. Su
suyla alakalı sorun yaşamayacağımızdan emin olacağız. Ağaçlarımızı dikip odunculuğu geliştireceğiz. Materyallerimizi toplayacağız ve ilerlemeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.